Hastayı psikiyatri katında bulduk. Sonra da çaktırmadan çaldık. Çaldınız mı? Canım ne çalması? Ödün çaldık. Yani çaldınız. Bulduk, çaldık, her neyse. O artık bizim. Ela, bu kapının arkasında şimdiye kadar gördüğün en gizemli tıbbi vaka var. Hazır mısın? Bedri Bey. Bey demenize gerek yok. Beylik bir halim kalmadı nasılsa. Bu herhangi bir adam. Bekle. Psikiyatri katından çıktığıma memnunum. Ya bu hastada özel olan nedir? Bekle. Ben deli değilim ki. Sadece hamileyim. Gayet iyiydim. Sonra geçen ay birdenbire iyice büyüdü. Psikiyatrist bey karımdan etkilendiğimi, karnımın psikolojik olarak şiştiğini söyledi. Karım bir hafta sonra doğum yapacak da ilk bebeğimiz. Öyle mi? Tebrikler. O gün poliklinikteki stajyer doktor telefonla uzmanına bilgi verip onu psikiyatriye yatırmış. Hı-hı. Sadece psikolojik demiş. Fizik muayene bile etmemiş. Şuraya dokun. Bak, bu sıvı birikimi değil. Burada bir şey var. Bir şey değil o. Bebek resmen büyüyor içimde. Şeyimde yani. Deliymişim gibi bakmayın. Görüyorsunuz, hamileyim. Bu odanın boş olması lazımdı. Bu kimin hastası? Onun. Onun. Onu kim transfer etti? Cerrahi servisine transfer belgelerini göremiyorum. Yapmayın hemşire hanım. Bu her zaman yaptığımız bir şey. Müsait odaları hep kullanırız. Peki raporları nerede? Hastayı burada tutmak istiyorsanız raporlarını getirmelisiniz. Bir hasta çaldınız ve raporunu almadınız mı? Bu senin görevindi. Hayır değildi. Benim görevim gözcülük yapmaktı. İdrar örneğine ihtiyacımız yok Bedri Bey. Ela. Bedri Bey'in karısıyla tanış, Mine Hanım. Merhaba. Merhaba. O da hamile. Bedri Bey'e söylemişti ya. Tebrik ederim. İkiz istiyorduk. Olmadı. Kısmet böyleymiş demek ki. Birini annesi, birini ben doğuracağım. Herkese ispatlayacağım delirmediğimi. Göreceksiniz. Allah'ın hikmeti işte. Ben deli değilim. Ben hamileyim. Getirdin mi hayatım? Evet canım, burada. Oh, iyi, iyi. Buyurun. Benim hastam. Artık bizim hastamız. Ve bunun için benimle dövüşmek istiyorsan sana kazanacağımı garanti edebilirim. Jülde Hanım. Burada neler oluyor? Jülde Hanım, bir dakika lütfen. Karnına bakın. Hamile bir erkek. Hocam bu psikotik bozukluk vakası. Yani psikiyatrik bir vaka ve benim hastam. Ben deli değilim. Ben de hamileyim. Gördünüz mü? Psikiyatri vakası.
Hayır. Karnı haddinden fazla şiş. Karnında sıvı birikimine dair belirti yok. Elle muayenede büyük bir kitle net bir şekilde ele geliyor. Cerrahi hastası. Psikiyatri. Cerrahi. Çocuklar. Psikiyatri. İspatlayabilirim diyorum. Cerrahi. Çocuklar. Siz doktorsunuz. Öyle davranın lütfen. Psikiyatri. Cerrahi. Psikiyatri. Cerrahi. Psikiyatri. Çocuklar. Bedri Bey gebelik testi yapmıştı. Ve sonuç pozitif. Artık kesinlikle cerrahi bir hasta. Bedri Bey, tıp dergilerinden gelen birkaç muhabir var. Birkaç fotoğrafınızı çekmek istiyorlar. Sizin için sorun olur mu? Birkaç fotoğrafın zararı olmaz herhalde. Tamam. Bilime bir katkım olacaksa neden olmasın? Hasta çalmanıza göz yumduğumu sanmayın. Ama yine de iyi iş çıkarmışsınız. İlk hamilelik testimi Mine'yi güldürmek için şaka olsun diye yapmıştım. Gerçekten hamile olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Bedri Bey, size garanti verebilirim hamile olmanızın bir yolu yok. Oh, bunu resmi olarak duymak insanı rahatlatıyor. Peki neden test sonucu pozitif? Bunun nedenini bulacağız Bedri Bey. Pardon, bir fotoğrafta biz çekilebilir miyiz? Olur. Bu fotoğraflar ne içindi tam olarak? Tıp dergisi yıllık vaka raporları. Bağırsakları kistik teratoması çocuklar. Genellikle bu tip vakalar çocuklarda görülür. Yani yetişkin bir erkekte buna çok ender rastlanır. Bakın, karın içerisinde oldukça geniş kistik yapıya sahip bir kitle var. Kitle içerisinde yer yer kireçlenmiş veya kemikleşmiş sert alanlar var. Kist içinde çoğu zaman saç, kıl, diş, kemik, kıkırdak, sinir gibi doku atıkları bulunur. Ve bu da tomografide gördüğümüz kistin içindeki çene kemiğine benzeyen kemikleşmiş yapıyı açıklıyor. Ayrıca bu doku atıklarındaki yüksek HCG değerleri hamilelik testinin pozitif olmasını da açıklıyor. Bunun anlamı büyük olasılıkla kistin kötü huylu yani immatür kistik teratom olduğudur. İyi misiniz Bedri Bey? Derin nefes alın. Bütün bu tıbbi terimler kafamı bulandırdı. Hiçbir şey anlamıyorum. Karnımda bebek yok mu şimdi? Karnınızda bir bebek yok. Sizin bebek sandığınız karnınızın şişmesini sağlayan kümeleşmiş kötü huylu bir doku yığını. Muhtemelen bütün hayatınız boyunca oradaydı. Ve şimdi yavaş yavaş büyüyor. Evet. Çene kemiği büyüyor. Saçları ve tırnakları da uzuyor. Daraldı da biraz. Herkesin gözü sizin üstünüzde. Bunun nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. Şu karnını görüyor musun? Karnına bak. Çok güzel. Sen anlayabilir misin? Böyle bir vakayla... İlk kez karşılaşıyorum. Burada ne oluyor? Herkes dışarı. Herkes dışarı çıksın çabuk. Dışarı çıkın. Çabuk çıkın. Boşaltır mısınız burayı? Hadi dışarı çıkın. Biz sadece ziyaret ediyoruz. Bedri Bey bir hasta. Yeteri kadar rahatsız ve utanç içinde bir cerrahi hasta. Kendisine bakılmasından usanmış durumda.
Siz ikiniz de dışarı çıkın. Teşekkür ederim. Sana sözüm vardı. Doğum odasında senin elini tutacaktım. Ama şimdi ben gidiyorum. Sen elimi tutuyorsun. Ameliyat bittiğinde size haber vereceğim, tamam mı? Doktor hanım, teşhir etmelerine izin vermeyin olur mu? Yani onu bir kavanoza koyup falan. Teratomanız mı? İçimde olan bir şeyin teşhir edilmesi fikri beni çok rahatsız ediyor. Kavanoza koymak yok. Söz mü? Söz. Clem. Makas. Bunu çöpe sen mi atmak istiyorsun Ela? Evet. Hastaya söz verdim. İçinden çıkanların teşhir edilmesini istemiyor. Patolojik inceleme için sadece ufak bir parça saklayacağız. Tampon monte. Hocam. Vedat Bey'in asistanı Güzin burada. Galiba Vedat Bey hastaneye yatmış. Duyduğumuza göre de bu odada kalıyormuş. Hepiniz buradan gidin. İşinize dönün, tamam mı? Ama hocam... Hocam. Gidin, gidin, gidin. Ha Güzin gel. Fikret, bu Vedat'ın asistanı Güzin. Merhabalar Fikret. Merhaba. Haldun Bey, Vedat Bey içeride sizi bekliyor. Pardon. Ben size gidin buradan demedim mi? Ama yardım edebiliriz. Asıl biz yardım edebiliriz. Bu ne demek şimdi? Vedat Bey'de kadın organları olduğunu sanmıyorum. Hocam, Vedat Bey'in nerede olduğunu biliyoruz. Ve nasılsa geri geleceğiz. Evet, geleceğiz. Yani şimdi içeri girmemize izin verirseniz... hem siz hem de biz daha az yorulmuş oluruz. Haldun, nihayet gelebildim. Dört silahşörlerin burada ne işi var Allah aşkına? Gizlilik ilkesine ne oldu ha? Vedat, onlar da benimle aynı sebepten buradalar. Sana yardım etmek istiyorlar. Öyle mi? Başı kimliği kapmaya çalışıyor olmasınlar? Olur mu Vedat Bey? Bizim ortak düşüncemiz sizin sağlığınız. Yeter ki yardımcı olabilelim. Bize şikayetini söyler misin? Söyleyemem. Neden? Utanıyorum çünkü. Utanıyor musun? Bizler birer doktoruz Vedat. Doktorla hasta arasında utangaçlık olmaz. Söylemesi kolay tabii. Bu yamyamlar dışarı çıkmadıkça ağzımı açmam Haldun. Fikret, sen de çıkar mısın lütfen? Tabii ki Vedat Bey. Baylar, bayanlar. Duydunuz Vedat Bey'i. Arkadaşlar, buyurun. Evet. Seni dinliyorum. Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Gel. Yaklaş, yaklaş. Utancımdan doktora gidemedim. Kendi ülkemde kendi doktorlarıma gösteririm diye buraya geldim. Ama büyüdükçe büyüdüler.
bir şey ilk kez görüyorum Vedat. Korkarım bu sorunu çözmek için o yamyamlara ihtiyacımız var. Yani Vedat Bey bizim yardımımızı kabul mü etti? Evet ama sadece sizinkini. Maalesef hanımlar dahil olamayacak. Vallahi ben de klinik raporlarıma dönmek için can atıyorum hocam. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Hocam, durum çok mu ciddi? Emin olun, tahmininizden çok daha ciddi, inanın. Merhaba Halit Bey. Merhaba Doktor Beyoğlu. Fistülü tıkalı olduğu için hemodiyalize başlayamadık. Size son diyalize girmeden önceki açtığımız fistülde çok zorlanmıştık zaten. Artık neredeyse kullanacak damarımız kalmadı. Uğultu kontrolünü her gün yapıyor musunuz Halit Bey? Biliyorsunuz fistülde oluşacak tıkanıklığı uğultu sesi kaybolunca rahatlıkla anlayabilirsiniz. Son günlerde boşladım biraz. Bravo. İşi gücü bırakıp bebek gibi başında oturmadık mı her şeyi boşluyorsun. Ya adamı öldür de rahatla bari. Diyetine de uymuyor. Sen yaşamak için gayret gösterme, sonra da hastaneden medet bekle. Yok öyle iş baba. Ahkam kesme birader bey. Gel sen yaşa haftanın üç günü diyaliz makinesinde, sonra konuş. Senin gibi enayi bir hizmetçi bulursam yaşarım tabii. Zeki uyma sen kardeşine, uyma. Ben ne yapacağımı bilirim ona. Tamam babacığım, üzülme sen. Sen iyileşmeye bak. Şu anda uğultu var mı Halit Bey? Yok. Bu iyi değil işte. Hemen Doppler ultrasonografi çekelim. Pıhtı oluşmuş ve fistülü tıkamış olabilir. Halit Bey, anjiyonuza bakılırsa toplayıcı damarınızda tam tıkanma mevcut. Son seferde fistül açmakta çok zorlanmıştık. Damarlarınız yeni bir fistülü kaldıramayacak kadar zayıflamış durumda. Ne olacak şimdi? O zaman da söylediğim gibi artık size böbrek nakli yapmamız ve diyalizden çıkartmamız şart. Listeye yazıldık ama bulunamadı işte. Böbreğin kadavradan alınması için direnmeniz boşuna. Testlerde iki oğlunuzun da dokularının tam uyumlu olduğu anlaşılmıştı. İstemem. Ben yeterince yaşamışım. Daha da yaşamak için çocuğumu tek böbrekle bırakmak azgınlık olur. Yaşınız daha genç Halit Bey. Ne genci kızım, 65 yaşıma geldim. Gençlik yaşı çok değişti Halit Bey. 65 artık genç bir yaş. Sen onu küçük oğluma anlat. Öleyim de mirasıma konsun diye gözümün içine bakıyor. Babam da kör değil tabii, anlıyor adam. Bütün derdin fabrika. Babam bir an önce ölsün, sen de fabrikayı okutup paraları yiyesin. Hiç öyle bir niyetim yok benim. Ama zarar eden bir fabrikayı tutmanın ne anlamı var? Paraları daha karlı bir işte kullanmayı tercih ederim. Utanmadan bir de pişkin pişkin paradan bahsediyorsun. Ben çırpınıyorum babam için, sen... Çırpınacaksın tabii. İkinize de müstahak. Müstahakmış. Terbiyesiz herif. Müstahak tabii. Sen de biliyorsun ki bu diyaliz çilesini çekmeyebilirdik. İkimizden birinin böbreğini alabilirdi babam. Babam bizi düşündüğünden itiraz etti. Sen niye ona uydun bilmiyorum artık. Halit Bey'in damarları yeni fistül açılamayacak kadar zayıflamış durumda. Babanız artık diyalize girmeye devam edemez. Böbrek nakli yapılmak zorunda. Ama biz zamanında teklif etmiştik. Babam kendisi istememişti. Hala istemediğini söylüyor. Ama bu şart. Galiba onu ikna etmek zorunda kalacaksınız. İlk taramadan sonra ben bir sürü hastalık falan atlattım. Böbreklerimde hal kalmamıştır herhalde. Buna böbrek fonksiyon testlerinin sonucuna göre karar veririz. Yok yani adamcağıza eskisinden beter bir böbrek vermeyelim de. Bu sefer onun lafını dinlemek yok. Bak, ta başından beri böbreğimizi verelim diyoruz, dinlemedi ne hale geldi. Bu sefer alacak. Ferit, gel önce konuşalım biz. Çocuğumun böbreğini alıp dünyaya kazık mı çakacağım demişti ya.
Bence ısrar etmeyelim. Evlatlarından birini tek böbrekli bırakmak düşüncesi ağrına gidiyor adam. Neresine giderse gitsin. Başka yolu yok dedi doktor. Artık diyalize giremeyecek. Nakil yapılmazsa ölür. Onun kendi isteği. Huzurla ölmek istiyor. Kesilip biçilmek istemiyor. Ne saçmalıyorsun abi, anlamıyorum. Vakit kaybetmenin alemi yok işte. Birimizin böbreğini alacak. Ya istemiyor işte. Babam 70'ine merdiven dayamış. Biz daha genciz. Çocuklarımız var. Ya ileride bizde de bir sorun çıkarsa tek böbrekle ne yapacağız o zaman? Ne yani? Babamızı ölme mi terk edeceğiz? Çarpıtma lafı. Kendisi nasıl istiyorsa öyle olsun. Israr etmeyelim. Onun kararına saygı duyalım diyorum. Ya ameliyattan falan korkuyorsan söylesene. Zaten bir tane böbrek lazım. Onu da ben veririm. Hayır. Ben vermiyorsam sen de vermeyeceksin. 5 yıldır ben bakıyorum ona. Bütün kahrını ben çekiyorum. Şimdi birden böyle böbreğini verip kahraman evlat olmak istiyorsun ama yemezler. O miras benim hakkım. Benim. Baba, nasılsın, ağrın var mı? Yok oğlum, sağ ol. Kardeşin nerede? Tansiyonu düştü biraz. Acilde serum bağladılar. Serum mu? Bir şey yok ya. Yok yok, iyi. Baba, sana da anlatmış doktor. Artık böbrek nakli şart. Onun için inatçılık etme. Benim böbreğim sana uyuyor. Onu nakledeceğiz. İstemem. Ecelimle ölüp giderim. Ne senin ne de abinin böbreğini alamam. Baba, bize bunu yapmaya hakkın yok. Benim böbreğimle yaşamaya devam edebileceğini bile bile ölmene göz mü yumayım? Sen kendi babana yapar mıydın bunu? Zeki gelsin de o zaman konuşuruz. Abimi beklemeye gerek yok. Onun böbreği uymuyor sana. Onun böbreği de uyuyor. Nereden çıkardın uyumadığını? Uymuyor. Geçen sefer testlerde yanlışlık yapılmış. Onunkisi uyumsuzmuş. Hayır Ferit Bey. Dosyalarınızı inceledim. İkinizinki de uyuyor. Doktor hanım size sordum mu ben? Bana böbreğini vermek istemedi değil mi? Yok baba. Yani onunki olmuyor diyorum ya. O bana böbreğini vermek istemedi. Bu kadar şeye rağmen sen abini koruyorsun. Korktu baba. Yoksa senin iyiliğini istemediğinden değil. Ameliyattan korktu. Ben senin günahını almışım be oğlum. Şimdi de böbreğini mi alacağım? Sonra geri alırım baba. Sonsuza kadar yaşayacak değilsin ya. Sağ ol oğlum. Makas. Bu Halit Bey'in büyük oğlu herhalde değil mi? Yok. Küçük oğlu. Küçük oğlunun hayırsız bir adam olduğunu, mirasa konmak için beklediğini söylüyordu. Ama tam tersi olduğu çıktı ortaya. Büyük oğlu kaçtı. Hayırsız dediği evladı böbreğini verdi. Nasıl bu kadar ters sanmış peki oğullarını? İnsan bazen korumak istediklerine sert davranmak zorunda kalabiliyor. Bu da her şeyi olduğundan farklı gösteriyor. Annen hala İstanbul'da mı? Hayır hocam, döndü. Glenn. Evet. Evet, böbreği çıkartıyorum. Klemp. Klemp alayım hemen. Haldun Bey. Haldun Bey. Hocam. Galiba Vedat Bey'e ne olduğunu bulduk. Bir tür kurbağa tarafından zehirlendiğini düşünüyoruz. O zaman yanılıyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Dosyaya bakmadınız bile. Çünkü Vedat'a ne olduğunu buldum ve kurbağayla ilgisi yok.
Yabancı bir cisim gibi görünüyor. Çok acayip. Bu daha çok bir iskeleti andırıyor. Hı. Evet, bir iskelet. Kesinlikle iskelet. Bunlar kılçık mı? Hayır. Olamaz. Olabilir. Baksanıza. Küçük bir kedi balığı gibi görünüyor değil mi? Oldukça yaklaştın. Şunu gördünüz mü? Bu omurga. Bu bir kandiru balığı. Balık mı? Bir balık oraya nasıl girer? Bu bir kandiru. Amazon'da yaşayan bir tatlı su balığı. Bir parazit. Ben aptal değilim. Amazon suyu içmedim. Peki suya işedin mi? Hayır. Ne bileyim. Kandiru kan ve idrarı sever. İdrar yollarından yukarı doğru yüzebilir. Ve bir adamın idrar yollarına yerleşebilir. Yukarı doğru yüzebilen bir balık. Nadir görülen bir vaka olsa da kayıtlarda birkaç örnek var. Bir vakada adamın biri balığın geldiğini görmüş ve onu yakalamaya çalışmış. Ama çok kaygan bir balık olduğu için yakalayamamış. Yani bu balık şimdi bu benim idrar kesemde öyle mi? Dış idrar yolunun prostatik parçasına yapışmış ve tıkanmaya neden olmuş. Kanda zehirlenmeye neden olmadan hemen onu çıkarmalıyız. Kan zehirlenmesi mi? Yani ölebilir miyim? Kanülü verin. Optik. Vedat Bey'in sisteskopisini genel anestezi altında yapmamız iyi oldu. Yoksa bizi her gördüğünde bu pozisyonu hatırlayacaktı. Suyu açalım. Cismi çıkarmak için taş forsepsini kullanalım mı? Üretral yaralanmaya sebep olabilir. Peki ne öneriyorsun? Biyopsi forsepsiyle çıkarmaya çalışacağım. Forseps. Ventriküler taşikardiye girdi. Ventrikül kompleksleriyle P dalgalarına bağlı QRS kompleksleri üst üste geliyor. Hemen 150 miligram amiodorane hidroklorür 10 dakika gidecek şekilde verilsin. Defi de hazır bulundurun, çabuk. Hocam, müdahaleniz daha ne kadar sürer? Kalp perfüzyonunun bozulmasından mı korkuyorsun? Evet. Bu yöntem de işe yaramıyor. Hemen başka bir müdahale yolu denemeliyiz. Deniyorum, olmuyor. Doktor Hüseyin, başka çaremiz kalmadı. Artık onu derhal açmamız gerekiyor. Hemen ayakları indirin. Hadi, hadi acele edin. Aspiratörü Koter'in olduğu yere tutun lütfen. Doktor Fikret, bize katılabilmene sevindim. Geldim hocam. Benset. Yok. Bu da bir işe yaramayacak. Doktor Hüseyin, onu kesip çıkarmamız gerekecek. Ben mesaneyi hazırlarım. Tamam. Hadi yapalım. Daha fazla dayanamayabilir. Kalbinin durumu nasıl? Ara ara nabız düzensizlikleri yaşıyor. Daha fazlasını kaldıramaz. Benset. Makas. Olmuyor. Olmuyor. Dokular çok yapışık. Çok zor. Girmekte zorlanıyorum. Klemp. Tamam. Neredeyse tuttum.
Hadi. Hadi. Evet. Evet. Yakaladım. İnanılmaz. Vay canına be. Amazon'da asla işememem gerektiğini bana unutturmayın, olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.